Hatay'daki deprem gerçeğini anlatan isim. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin. Bir kefen bile vermediniz. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Hemen Hatay'a gidelim. Sayın Vekilim, duyabiliyor musunuz sesimi rahatça? Duyuyorum, duyuyorum, evet. İyi yayınlar dilerim. Duyuyorum efendim. Efendim, evvelsi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok çarpıcı bir konuşma gerçekleştirdiniz. Aslında feryat ettiniz. Acınızı anlatmaya çalıştınız. Alabildiğiniz kadar süre aldınız. Ve o süre içinde de zaten Türkiye'yi, oradaki gerçeği sarsıcı bilgiler paylaştınız. Ve şimdi söz yeniden sizde. Depremin yaşandığı gün İskenderun'daydınız. Siz yaşadınız, uyandınız, evinizden dışarı çıkabildiniz, etrafınıza baktınız, gördünüz neydi? Buradan başlayalım. Bu ünlü işte 200 kişinin oturduğu Eda Apartmanı ve Sahil Apartmanı'nın tam ortasında ikamet ediyorum ben. Ker Bey, yani biri sağımda, biri solumda, yani birkaç ev ileride birisi, birkaç ev ileride birisi var. Ve bizim mahallemiz, yani komşularım, orada oturan insanlar da benim tanıdığım insanlar. Arkadaşlarım, meslektaşlarım, aile dostlarım, gezi arkadaşlarım, yani anılarımı paylaştığım, dertlerimi paylaştığım bildiğim insanlar yani. Seslerini bildiğim, kendilerini bildiğim, ailelerini bildiğim. Gidince ilk dışarı çıktığımda bir toz dumanı, hemen oraya doğru yöneldim. Evde apartmana inmişti ve çok tazeydi. Birkaç dakika sonra benim evimin hemen hemen, yani işte 150 metre gibi düşünün, çok yakınındaydı. Bütün her şeye tanık oldum ilk anından beri. Yani benim gibi birkaç tane daha konu komşu orada çıkanlar, herkes oraya toplandı. Ailelerinden önce biz oradaydık. Baktım binaya yapacak bir şeyim yok. Yani nasıl yapayım, nasıl yapayım? Bir yetkili bulmam lazımdı. Koştum, ne yapabilirim? Tabii ki o böyle bir konumda her zaman kaymakamlık orijin noktasıdır. Oraya gittim. Gittim, gerçekten kaymakam, emniyet müdürü, işte diğer milletvekili arkadaşım falan. Herkes oraya gelmişti. Çok zor şartlarda gittim. Su basmıştı ilk üç sokağı neredeyse. Ondan sonra da bir telefon geldi. Benim kız kardeşim, yeğenim de şey yaptı. Kaymakamlığın oradaydı evi. O kısımları anlattım, uzatmayayım. Ben daha farklı şeylerden de bahsetmek istiyorum. Kürsüde bahsedemediğim şeylerden. Yani nihayetinde bu şeyin kurtarmayı kaynağının gözünde bekleyerek oraya yardım göndermeye çalıştım. Fakat şunu söyleyeyim, yani Sayın Kaymakam, Sayın Emniyet Müdürü, Paşam ya da oradaki diğerleri de benden farklı değildi. Çünkü yani iletişim yok. Nasıl yok, onu da anlamış değilim. GSM operatörleri bir deprem bölgesinde 4 gün telefonlarımız çalışmadı. Ben bu işi anlamıyorum. Nasıl olur? Hani biz, yani Avrupa bizi kıskanıyordu. GSM operatörleri bu işi 4 gün çözemedi. Ve nihayet bir de şunu algılayamadılar. Bakın, bunun altını çizmek istiyorum. Hatay'daki felaketin büyüklüğünün farkına varmadılar. Diğer 10 ildekiyle eşitmiş gibi baktılar. Ya da aynıymış gibi baktılar. Oysa bugün anlaşılıyor, görüyorsunuz. Hatay'ın kaybı da 10 katı, yıkımı da 10 katı diğerlerinden. 10 tane ilin toplamından fazla. Bir kere bu bir ayıp. Sen bu felaketin büyüklüğünün oradaki 10 ilin toplamından daha fazla olduğunu görememeleri bile ayıp. Bunu görerek ona göre bir tedbir almaları gerekir. Biz üçüncü güne kadar, emin olun, üçüncü güne kadar bölgemizde yaprak kımıldamadı. Orada var olan, teşekkür ediyoruz askerlerimize ve diğerlerine, ama asıl yeterli konumdaki asker sevkiyatı da dördüncü günden sonra başladı. Onlar gelince bir düzen, bir şey olmaya başladı, ama arama kurtarma ekipleri, APAT orada değildi. Gelmediler. Şimdi kürsüde o kadar sinirlenmemin sebebi şu: oraya hiç gelmemiş, orada hiç bulunmamış, bunları hiç yaşamamış arkadaşlarım AKP sıralarından, siz o kısmını görmüyorsunuz, sanki yalan söylüyormuşum, bunları hava olsun diye anlatıyormuşum gibi hal ve hareketler ve tavırlar içerisindeydi. Asıl onlara kızarak bu kadar hiddetle
Yani çok şov masaya yapıyorsunuz diye ifadeler vardı. Evet evet, yani masaya vurmayabilirdim. Ama çok acı ki bunların farkında değiller. 31 gün geçmiş, oradaki kürsüde konuşan o arkadaşım hala demek ki oraya gitmemiş. Gitseydi vicdana el vermezdi. Onu bana böyle konuşmazdı. Bana böyle bir tabirde bulunmazdı. Yanlış mı duyduk efendim? Şov yapıyorsunuz. Sesleri evet, yükseldi. Yani, tabii yani o ve benzeri birçok şey söyledi. Yani yok öyle bir şey, yok şöyle. Bizim, bu vatan bizim. Asker bizim, polis bizim, kurumlar da bizim. Ama önemli olan bu kurumlar gerçekten görevini yapıyor mu? Bunu ben meclis kürsüsünden söylemeyip nereden söyleyeceğim Allah aşkına? Nereden söyleyeceğim? Ne olursa olsun bu can kayıpları, eğer arama kurtarma ekipleri 3 gün 4 gün sonra gelmeseydi bu kadar can kaybı yaşamayacaktık. Soğuktan öldüler, açlıktan öldüler, bağıra bağıra öldüler. Bunu da inkar eden geçsin karşıma. Siz orada Fox televizyonsunuzun. Gitmişsinizdir. Arkadaşlarınız orada bulunmuştur. Tutun mikrofonu oradaki insanlara, çadırdakine, can kaybı olana veya başka şehirlere gidenlere bir mikrofon tutun. Benden farklı bir şey söylerse evet, her göçükte, AFAD'da vardı, o da vardı, bu da vardı, arama kurtarma da ilk günden beri geldi derse ben vekillikten istifa edeceğim. Herkesten de özür dileyeceğim. Ama yok böyle bir şey. Sen orada yaşamadan oradan ahkam kesiyorsun. Ayıptır, günahtır. Şuna üzülüyorum. Bir milletvekili, oraya gelmiş bir milletvekili hala bunun bile farkında değil 31 gün sonra. Acıma bile saygısı yok. Ya da acılara. Farkında değiller. Bu hayat bizim için nasıl değişti? Farkında siz değiller. Kimin yuvaları toprağa yıkıldı? Verdiniz. Evet. Komşularınız. Ya benimki değil ki mesele. 4000 sadece komşularınız, bu bölgede, onların sesini yani, de duydunuz ilk günlerde. Bakın 6 ilçede bu bölgede, üstelik Erzin, Dört Yol, Payas'ta çok hissedilmemesine rağmen, yani o daha çok 3 ilçenin can kaybını dikkate aldığınız zaman bile 4000'i geçen sayılarda biz canımızı kaybettik. Bir değil ki. Biz sokaklarımızı kaybettik. Biz seslerimizi kaybettik. Biz yüzlerimizi kaybettik. Anılarımızı, birçok göçükten insanların orada kalan fotoğrafını alacak kimse yok. Bunun farkında değil. Konuşuyor orada. Konuşuyor. Yani bunu bir tarafa bırakın. Ya bunun üzerinden siyaset yapılacağını düşünmek kadar ayıp bir şey var mı? Ayıp. Ama ben 31 gün, 32 gün olmuş. Hala can kaybı. Sen tedbiri almadın, bu depremde bunlar yaşandı. Kurtarman lazım o zaman. Mesela tedbir almalıydın, bunlar olmamalıydı bu yıkımla. İyi, oldu. Almadık. Almadılar. Almadınız. Neyse, kim sorumluysa. E arkadaş, o zaman ikinci aşamada kurtaracaksın. Kurtaracaksın. Hangi kurumunu kurduysan, adı neyse, gelecek profesyonel ekipleriyle anında en hızlı şekilde. Oradan bir grup başkan vekili arkadaşım diyor ki, efendim yollar kapalıydı. Yolları da açmak senin sorumluluğunda. Karayolları gelecek, açacak. Bir felaket var. Hayır, onu da bırakın. Sen gelemedin de bu ailenin Almanya'daki yakını ya da İstanbul Belediyesi ya da Konya, Kocaeli Belediyesi nasıl geldi? Sen gelemedin. Sonra biz gözlerimizle gördük. AFAD oraya yetersiz sayıda gelen AFAD alet edevatını almadan gelmiş. Soruyoruz, neden yok? Diyor ki havaalanında aldılar. Nasıl? Sonradan göndereceklermiş. Aynen böyle. Arkadan geldi alet edevatları. Bir günde onun için bekledi. Yani bu akıl tutulması değil midir sizce? Böyle bir yönetme zihniyeti nasıl olabilir? Sen AFAD'ı göndereceksin, makası yok, ısı tarayıcısı yok, ses tarayıcısı yok, ne bileyim işte köpeği yok, alet edevatı yok, kesicisi yok. E ne yapacak? O da benim gibi o zaman. Adı AFAD geldi mi olacak yani? O da benim gibi. Ve nihayet öyle oldu. Bakın Burcu Köksal'la biz, Mustafa Kemal'le... İskender,
İskenderun Devlet Hastanesi ile ilgili sizin uyarılarınız oldu önceki dönemde. Şöyle, elbette yani şöyle, İskenderun eski devlet hastanesi ilk depremde yıkıldı. İkinci depremde de yeni devlet hastanesini boşaltmak zorunda kaldılar. O yeni devlet hastanesi yapılmaktayken bir sürü tartışmalar vardı. O zaman vekil değilim ama o memlekette avukatlık yapıyordum. Yani 33 yılımı verdim memleketin de mesleğimi icra ederken. Birçok insanı, birçok kurumu, birçok şeyi tanıyoruz. Ve orada zemin kaymaları olabileceğini, yerin doğru olmadığını falan filan söylediler. Sonra da oldu, bu yaşandı. Bir kez bu zemin kayması oldu ve orada bir tadilat yapıldı falan filan. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz bu kadar, canımız bizim bu kadar ucuz. Bu kadar ucuz yani. Alacağımız küçücük, bir de şunu da düşünmüyoruz. Paramız da gerçekten değersiz. Biz bu depremler önlenmesin diye alacağımız tedbirleri almak için harcayacağımız paranın ya da masrafın ya da acının on binlerce katını deprem olduğunda yaşıyoruz. Peki neden direniyoruz? Neden direniyoruz yani? Nedir yani bu? Ben bunu anlamıyorum. Dünyanın her yerinde deprem oluyor. Oluyor evet. Ama bu kadar can kaybı oluyor mu? Allah aşkına söyleyin ya. Allah aşkına. Size şunu da söyleyeyim. Bu rakamların, resmi bildirilen rakamların kesin olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü ilk günler, ilk zamanlar insanlar kimliksiz, yani kayıtsız, şartsız gömüldüler. Kaldırımların üzerinde herkes vardı. Arabalar yetişmiyordu. Maalesef. Yani inanılmaz derecede kötüydü. Ya siz, efendim bazıları diyor ki bilmem ne neredeydi? İşte büyük şehir neredeydi? Küçük şehir neredeydi? İlçe belediyesi, ya o partili bu partili önemli değil. Ama şu zihniyetinizden vazgeçin. O belediyelerin ilçe ya da il ya da büyük şehir, onların da üstüne deprem geldi ve göçük vardı. Bu İskenderun Belediyesi içinde, Kumlu içinde, Altınöz içinde, Defne içinde, işte ne bileyim Samandağ içinde geçerli. Arabaları, elemanları, personelleri göçük altında kaldı. Bir AFAD, afet yönetimi bunları düşünür. Onlar ekipmanıyla, insanıyla, aracıyla, her şeyiyle orada olur. Bunu yani böyle olması gerekir. Ama utanıyorum. Benim bölgemdeki depremin ciddiyetinden haberdar değillerdi. Haberdar değillerdi. Mesela grup başkan vekilleri sayıyor. Nasıl olur efendim? Yani şu kadar, Hatay'ın bu kadar yıkıldığını haberdar değillerdi. Öyle olsaydı dün evvelsi gün o konuşmayı yaparken grup başkan vekili bir sayıda bulundu. Dedi ki şuraya Kırıkan bu kadar, bilmem ne bu kadar arama kurtarma gönderilmiş. Kaçıncı gün gönderdiğini söylemedi bir. Gönderdiği sayıları saydı. İskenderun içinde yoktu iki. Onu da bir tarafa bırakın. Ben o gün İskenderun'da olduğum için, İskenderun'u gözlemlediğim için onun üzerinden konuşuyorum. Onu da söyleyeyim. Biz bir Hatay'la İskenderun arasında iletişim koptu. Ne biz oraya gittik ne onlar buraya geldi. Öyle bir şey yaşadık yani. Ben orada yaşadığım, orada uyandığım için orada kaldım. Ve nihayetinde şunu söylüyorum yani, bunları sayıyor peki. Ne mesela, diyelim ki 30 tane arama kurtarma ekibi gönderdiniz ya da 300 farz edelim. Bunlar ekip olarak çalışıyor, 30 ekip demek. E 400 göçük var. Sen bunun farkına varmazsan şu gönderdik dersin. Gönderdin de kaç göçüğe hitap ediyordun? Geride kaç tane kalmıştı? Onun hesabını niye vermiyorsun? Yani 400 göçük var. Evet. Ama sen 10 göçüğe yeter adam göndermişsin. 390 ne olacak? Bekleyecek. Bekleyecek. Bakın bu konuda buradaki ne vali, ne kaymakam, ne işte buradaki milletvekili, o partili, bu partili, AKP'li, MHP'li neyse, bütün milletvekillerinin bir kusuru yok. Şu anlamda yok. Yani oraya kadar belki olmuştur. Onu bilemem. Alınan kararlarda etkisi varsa, parmağı varsa olmuştur. Ama oraya geldikten sonra herkes aynı. Ben aynıyım. O aynı. Ve inanılmaz çaba gösterdik. Kimsenin elinden bir şey gelmedi. Olmayan arama kurtarma ekibini göçeğe gönderemezsin. Tek yetkili AFAD dediler. Tek yetkili. Hepimiz döndük AFAD'a. Hepimiz AFAD'a yalvarıyoruz. AFAD'ın benim bölgemde bir yetkilisi vardı. Evlere şenlik. Afet'in kendisiydi.
Adama ne sorsam bilmiyor. Bilmiyorum diyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. E sen ne geziyorsun orada o zaman? Adın ne senin? Niye oradasın? Bilmiyorum. Kaç araba bilmiyorum. Kaç kurtarıcı bilmiyorum. Kaç köşkte ne var bilmiyorum. Hiçbir şeyi bilmeyen biri oradaydı. Yani o zaman niye oradasın? Yani gibi gibi. Ben şunu söylüyorum. Hiçbir kurumu... Şimdi efendim. Şimdi durum ne? Şimdi şu. Bunlar da geçti. Öldük. Yaralandık. Uzun kayıplarımız oldu. Hayatlarımız karardı. Dağıldık. Biz oradayız, buradayız. Dönecek bir memleketimiz yok. Ama kalanlar, burada kalanlar %60'a yakını göç etti. Burada kalanlar yani geçici olarak veya şey yaptı başka şehirlerde. Burada kalanlar açıkta. Bakın dün yağmur yağdı. Dün yağmur yağdı. Çadırları bir elden APAT ve yetkilileri Kızılay üretmediği için, bir yerden alınmadığı için çeşit çeşit model çadırlar var burada. İşte hayırseverler gönderiyor, kurumlar oradan buradan başka yerden satın alıyoruz falan. Bunları gönderince değişik değişik çadırlar var. Kimi rüzgarda uçuyor, kimi yağmurda su alıyor. Ya altyapıları yok yani, o palet dedikleri şeyler birçok çadırda yok. Dolayısıyla insanlar, çadırda olanların eziyeti başka, çadır bulamayanlarınki bambaşka. 10 telefon gelse 9'u çadır. Hala çadır istiyorlar. E diyorlar ki yok böyle bir şey. Yok olur mu arkadaş? Niye adam benden lüks olsun diye mi çadır istiyor? Bir de bu büyüdü. Giderek de büyüyor. Niye? Tespitler tamamlandıkça, evet, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar sayıları arttıkça dışarıda kalan ve kalmaya mecbur olan insan sayısı artıyor. İnsanlar önce arabalarda yattılar. Hani bu tespitler tamamlanırsa evlerine girecekler ümidiyle. Çadır almadılar. E şimdi yıkılacak evi. O yüzden dönüyor, çadıra ihtiyacım var diyor. Çünkü giremiyor. Sonra neden insanlar çadır kentlere gitmediler başta? Niye? Yağmalandı burası. İnsanlar evlerinin yakınında bulunayım da evimdeki eşyamı koruyayım derdine düştü. Haklı olarak. Birkaç başka bir eşyamı alabileyim diye. E şimdi bu burası bir afet bölgesi oldu. Gittim anlattım. Yapacaklarından değil ama insanları o tehlikelerden uzaklaştırmak için. Dedim ki afet, afet yasası diye bir şey var. Devlet sizin bir kuruşunuza kadar verilen, siz burada gördüğünüz tüm zararları karşılayacak. Lütfen uzaklaşın diyorum. E devlete güven yok ki. Nerede verecek? Vermez diyor. Hakikaten de öyle oldu. Vermiyor. Şimdi normalde afet yasası var, doğru mu? Buradan zarar gören herkesin bunları, bu şeyleri karşılaması lazım. Sonra sorumlulara rücu edersin. Şimdi sorumlu konusuna gelince, sen diyorsun ki müteahhit sorumlu. Evet, müteahhit sorumlu. Müteahhit sorumsuzsa kendi itiraz eder. Der ki ben buranın yer yapısını incelettim. Buna göre proje yaptım. Projeme uygun inşaat yaptım. İnşaatta belirlenen malzemeleri birebir aynısını kullandım. Sorumsuzluğunu ispat ederse sorumsuz. Ama peki müteahhit sorumluyken bunu denetlemesi gereken kurumlar nerede? Ruhsat veren, yapı kullanma izni veren, yapı denetim firmaları, Çevre ve İklim Bakanlığı neredeler? Bunların denetimleri ne olacak? Peki imar hafları yapan meclis, evet, yani deprem riski olan yerleri de affetmişlerse. Yani affetmişlerse diyorum, bakın şart koyuyorum. Bunlara af veren meclisteki vekiller nerede? Buna müsaade eden devrin, iktidarın başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı nerede? Bakanları nerede? Şimdi diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, not alıyorum, biz de not alıyoruz. Diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, Fırat'ın kenarında bir kayın koyun kaybolsa benden buyur, soracağım. Ondan soracağım. Şimdi sonra bir de şu, utan yani... Bana itiraz edenlerin şunu düşünmesi lazım. Sayın Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki geç kaldık, helallik istiyorum. Geç kaldık. Ha ben hakkımı helal etmiyorum. Burada kalanlardan helallik istemesinin de bir manası yok. Onların gidenlerin yerine hakkını helal etmesi mümkün değil. Öbür dünyada sorarsınız. Hakkını helal etmiş mi etmemiş mi gidenler? Yani bu
Bunu da kabul etmiyorum. Helallik istemesini, efendim, şunu bunu yani. Bugünkü buluşmamızın, yayınımızın o zaman ama uyarısı, ama çağrısı ne olmalı? Ne dersiniz? Ana çağrısı şu. Barınma, herkesin bu devletin barınma konusundaki, bu memlekette yaşayan her bir bireyin barınma sorununu çözmesi anayasal görevidir. Şu anda buradaki insanlar insan hakkı ihlaliyle karşı karşıyalar. Çadırlarda yeterince hijyen yok. Çadırlar cinsiyet eşitliğine uygun olarak da düzenlenmiyor. Engelli düşünülmüyor. Kadın düşünülmüyor. Mahremiyet bölgesi yok. O 30-40 kişilik salonlarda ya da 20 kişilik bazen 2-3 aile bir çadırda kalmak suretiyle yaşıyor. Böyle yaşarken emzirme alanları, hamile kadınlar, efendim özel günleri, engelliler düşünülmemiş. Engelli tuvaleti düşünülmemiş mesela. Klasik tuvaletlere nasıl girsin? 300-600 metre her gece bir çadırdan diğer tuvalete giderken bazı ahlaksızlıklar olabiliyor. Bu şeyin çevresi çevreli değil. Bunları da geçtim. Bakın, çadıra ihtiyacı var insanların. Çadır ya. Bak, daire istemiyor. Kredisini, bak, evi, adamın dükkanı gitmiş. Evi gitmiş. Evindeki eşyası gitmiş. Ve bu insanların geçimi yok artık. Geçimi. Yani o insan bu devlete güvenerek almış bu evleri. Devletin kurumlarına güvenmiş. Kendi uzman değil ki. En masum olan ev sahibi, dükkan sahibi. En masum olan. E şimdi bu insanlar kaldı ortada. Gelirleri yok, dükkanları yok, evleri yok, eşyaları yok. Ne yapacaklar? Kime sığınacaklar? Devletin elini görmek istiyorlar. Bu insanların evlerini de bedava vermek zorundasın. Kredilerini ödemek için bankalar şimdi ertelediler. Ama ihtar gönderecekler yarın. Nasıl ödeyecekler olmayan evin kredisini? Ya bunları düşüneceksin bir şimdi. Buna rağmen en istedikleri, en masumane şey ya bir çadır, ya bir konteyner, ya bir prefabrik ev. Bunu ver. Vermiyorsun. Bunu ver. Sonra bakın, bizim evet, çadırlarımızı Sayın da Vekilim, mesela ben yaptırıyorum. Özür dilerim, ben yaptırıyorum. Ya da siz yaptırıyorsunuz. Hayırsever bu çığlıkları duyuyor. Bize yardım etmeye çalışıyor. Örneğin adımıza gönderiyor. Hop, Adana'da tır yakalanıyor. Kim? Olağanüstü hal var. Bunların tamamı AFAD'a, AFAD tarafından verilecek. Çadırlarımız alınıyor, erzaklarımız alınıyor. Sadece kurumlara geliyor. Burada yemek veren, ne bileyim bir takım şeyleri, ihtiyaçları karşılayan kurumların özel böyle AFAD'dan izinleri ya da plaka vermeleri ya da onlara irsaliye düzenlenmesi halinde. Ya 1150 çadırıma benim, yani organize ettiğim 1150 çadıra Adana'da el koydular. Üstelik Hatay'a da girmedi. Adıyaman'a, Maraş'a, Ekiman'a gitti. Ben sonra benden de insanlar çadır istiyor. AFAD bu işi organize edemediği için. Kurtarmayı organize edemediği gibi. Göçükle aracı buluşturamadığı gibi. Göçükle AFAD'ı buluşturamadığı gibi insanlarımız da çadırı buluşturamıyor. Erzağı buluşturamıyor. Kıyafeti buluşturamıyor. Hijyen malzemelerini buluşturamıyor. Buluşturamadığı için biz el atalım diyoruz. Biz bunu kaldıracak tamamını güçte değiliz. Elbette devlet yapacak. Böyle bir şeyimiz yok. Ama bizde bir milletvekili deyince böyle kocaman zannettikleri için gelip bizden diyorlar ki vekilim oraya başvurdum yok. AFAD'a gittim yok. Şuraya gittim yok. Yalvarırım çadır. Çocuklarım işiyor. Karım kanser. Annem yaşlı. Bir sürü şeyle geliyorlar. Dayanamıyoruz. Çadır getirtiyoruz. El koyuyorlar. Bu sefer ben kaymakamdan yalvarıyorum. İşte olabilen konumda validen yalvarıyorum, anlatıyorum bu engelli, bu şey. Allah var, bugüne kadar onlar da hani tamamını karşılamıyorlar ama en özelleri noktasında destek ve yardımcı oluyorlar. Yani ben buradaki İskenderun kaymakamımdan, Payas kaymakamımdan deprem olan bölgeleri sayıyorum. Arsuz kaymakamımdan Allah razı olsun. Milletvekili Abdülkadir Bey'den de ben yalvar yakar istiyorum bazen. Ya diyorum sen iktidar milletvekilisin, AFAD'dan şu acil şu üç taneyi al. O da yardımcı oluyor. Ama böyle mi olmalı? Böyle mi olmalı? Önemli artık herkesin o belediye, bu belediye, bu partinin vekili, bu partinin işte bağlantılı kişisi diye bakmadan
çok büyük bir enkaz tabii, var. Tabii. Zaten siz de yaşadığınız feryadı kesinlikle anlatıyorsunuz. Kesinlikle zaten zengin, fakir, bunun hep makamlı, birlikte makamsız, kaldırılması herkes gerekiyor. Aynı. Aynı oldu yani ama şunu söylüyorum. Bakın buraya gelmezse evet, bunların bir dağıtacak bir çadırı yoksa neyi organize edecek? Yani yok. AFAD burada sınıfta kaldı. AFAD'ı kuran kurumlar, denetlemeyenler, bugüne kadar gerekli tedbirleri almayanlar da sınıfta kaldı. Bunun sorumlusu, bakın memleketi kim yönetir? İktidar. Evet. İktidarın deprem politikası olmak zorunda. Bu politikanın yaşayıp yaşayıp yaşamadığını, uygulanıp uygulanmadığını, bunlar için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını, buna da kararlı bir şekilde durup, kararlı bir duruş sergileyip takibini yapmak da onun sorumluluğu. Sonuçta aşağıdan yukarıya nereye gelirseniz gelin, iktidarın politikaları yönetir bu ülkeyi. Eğer siz depremle ilgili bir politika üretmemişseniz bunları yaşarız, daha fazla kayıplar veririz. Bütün savaşların toplamından daha fazla insanlarımız ölür ve her gün bunu konuşuruz. Her gün. Biz yani neden depreme dayanıklı inşaatlar yapılmasını zorunlu? İşte bunları konuşmayalım diye bugün konuşalım. Biz de bugün yani bakın biz konuşulsun, bak, anlatılsın ve herkes tarafından da anlaşılsın istedik Sayın Vekilim. Siz Hatay'ı anlatıyorsunuz, biz de bir yandan Antakya'yı da anlatacağız. Buyurun. Antakya yerle bir, Antakya diye bir şehir yok. Bakın bir şey söyleyeceğim. 13 medeniyet ev sahipliği yapmış Antakya. Çok önemli bir şeyden Sayın Vekilim, tam da bunun için Antakya'ya bağlanacağız. Biz de arkadaşımız Fox Haber, lütfen alayım hemen onu. Ben devam edeyim mi? Anlayamadım. Alo. Yok efendim. Antakya ile ilgili son cümlenizi de alayım. Yayınımız bitmeden Antakya'ya da bağlanalım. Oranın da sorunlarını izleyicilerimize ve yetkililere duyuralım. Buyurun. Antakya bu depremde Hatay ili içerisinde en çok zarar gören yer oldu. Antakya, Defne, Samandağ, sonra Kırıkan, sonra İskenderun, sonra Arsuz, böyle sıralama gidiyor. Orası yerle bir oldu. 13 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Yüce Atatürk orası benim namusumdur, bu benim namus meselemdir derken aslında sadece bir ilden bahsetmiyordu. O ilde yaşayan insanlar dünyadır. Renkleriyle, dilleriyle, tınlarıyla gökkuşağı gibi yaşadık. Bu ruhu kaybetmememiz lazım. O yüzden Antakya'yı yeniden inşa edip o renkli insanları bu şehre yeniden getirmek zorundayız. Ruhu olmazsa yaşamaz. Geri dönmeliler. O yüzden en acil şekilde toparlanmanın bütün yollarını aramalı, birlikte kalkındırmalıyız. Tarihini yaşatmalıyız. Aynı konumda Kültür Bakanlığı gelmeli. Tek tek o taşları numaralayarak yeniden eski tarihi dokularımızı yerine koymalıyız. İnsanlarımızın gelmesi için de bir takım tedbirler almalıyız. Evet, Antakya'da efendim. Bir memur niye çalışsın? Niye yani kamu görevlisi yıkık bir şehirde olsun? Bunun için teşvik edecek önlemleri almak zorundayız. Niye insanlar buraya yatırım yapsın? Niye burada yaşasın? Bunun için teşvik edici kararları da bir an önce almalı.